Ahmet Sayman Bey ile görüşecektik. Randevunuz var mı? Çok büyük paramız var. Haber vereyim efendim. Kim geldi diyeyim? Polat Alemdar'ın paraları diyeyim. Bütün kapılar açılır. Ahmet Bey, Polat Alemdar'ın finansçısı geldi. Sizinle görüşürüz. Bu Güllü'nün hayvanı cesareti bütün medeniyete meydan okuyor. Sende bende itibar yok. Kadınlar seviyor abi. Yapacak bir şey yok. Buyurun efendim, bekliyorlar. Bir üst kat. Bu da kartım. Açamayacağı hiçbir kapı yok. Hamilim olduğunuzu söyleyin yeter. Doğru yolda mıyız Mehmet Bey? Yanlış yola girersen ben söylerim üstüne. Peki efendim. Tuncay Bey'in sinirleri şimdi hayli harap olmuştur Mehmet Bey. Haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı var. Kurtarır kurtarmaz bir deli doktoruna götürürsünüz, düzelir üstünü. Aslında grup terapisi var. Her şey yoluna girdiğinde ben toplu girmemizi önereceğim. Hepimizin sinirleri haliyle bozuk. Olur. Yapmadığımız bir o var, o da olur. Siz savcılık mavcılık işini unutun. Kozmos'un derlisi, anlamadığın işle ilgili ne konuşuyorsun? Terbiyeli konuş. Ben sana metropol delisi diyor muyum? Hüsnü abi, sen onu bir şey bilerek mi söyledin? Ben bilmeden konuşmam. Sizin savunmalarınızı okudum. Kimse inanmaz onlara. Sen nereden okudun? Ulan yırtırırım. Vurma çocuğa. Konuşma lan. Bir sürü şey saklamışsınız zaten. Ne saklamışsınız lan deli? Ben yokum. Öyle? Bütün irtibatı sağlayan, senin içindeki o nalet olası insan sevgisini gören, seni devletle barıştıran ben yok. Ulan deli sen ne diyorsun? Devlet bize karşı sözünü tutacak mı? Seçimlere bizi sokacak mı? Hadi bu yerel seçimler kaçtı. Milletvekili mi olmak istiyorsun? Evet. Halklarımızı temsil etmek için her türlü vekilliğe razıyım. O zaman bu dili değiştir. Nasıl değiştir? Kozmos demeyeceksin. Devrim demeyeceksin. IMF diyeceksin, Davos diyeceksin, Dünya Bankası diyeceksin. Benim bunları demem için Sen deme başkanım, ben derim. Sen devrim türküsünü söyle, ben kapitalist tangosu bile yaparım. Başkanım, Obama başkan oluyorsa biz hayli hayli. Oğlum bizim rengimiz açık. Güneş yüzü gördüğümüz mü var? Onun rengi kara yani, böyle kapkara olduğu için dedim, o yüzden öyle dedim. Ne yapıyorsun lan sen? Hak ettin sen bu acıyı. Başkanım. Başkanım su. İç başkan. Rahmetli ninem kötü konuşan Nazlı hep biber sürerdi. Ulan sen neden nenanı de? Çok güzel oldu. Geçme başkanım. Bu huyundan da vazgeçme. Kozmos ne büyük. Dadot ne kuzunun rızkını verir de bizim rızkımızı vermez mi? Başkan gel. Abi ne yapıyorsun? Şerefsiz Hüsnü mesaj bırakmadan mı gitti? Abi, Polat abi tam olarak ne dedi? Erhan, zıkkım lan çiğ köfteni. Zaten sinirim tepemde. Sen de ye Kazım. Abi bulgur dokunur. Kazım, gören de seni Alpler'de büyümüş zannedecek. Maraşlısın lan. Kahraman Maraş abi. Çetin, bu man niye bu kadar lezzetli biliyor musun? Biliyorum başkanım, etinden. Deli Hüsnü abi bunun kıymasını çift çektirmiş. Evet, öyle de eksik. Ben manasındaki lezzetin peşindeyim. Bu çiğ köfte de tıpkı halkımız gibi çeşitli zenginlikler içeriyor. Baharat kırla, et var, bulgur var. Bir emperyalist geliyor, başlıyor yoğurmaya. Halkın birbirine katıyor, başlıyor ezmeye.
Sıkıyor, 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 çiğniyor. Yetmiyormuş gibi de duvara atıyor. Ah! Geldi. Tanıdığım bir şey yok lan. Felsefe yapacağına biraz az ye. Gebereceksin.